Nvidia bir balon mu? Yapay zeka teknolojilerindeki hisselerin artışları bir balon mu? Amerikan hisse senetleri genel olarak balon mu? Bizim ezbercilere ve dünyadaki ezbercilere sorarsanız genelde durum böyle. Bu arada akla çıkabilirler. Hisse senedi fiyatları ne yapacağını kestirmek çok zordur. Ama bir şeye balon yaftasını hemen yapıştırıp shortlayarak deli gibi para kaybetmek yerine arkada ne olup bittiğini bir anlamak, gerçekten bir balonla mı karşı karşıyayız yoksa önemli bir yükselme basamağında mıyız? Bu konuda biraz daha analiz yapmak yararlı olur diye düşünüyorum. Elbette yanılabilirim. Fakat ben daha balonda olmadığımıza inanıyorum. Daha gideceğimiz yolun olduğunu düşünüyorum. Elbette düzeltmeler olabilir ama neden daha gideceğimiz yol var? Hem Nvidia'da hem yapay zeka hisse senetlerinde hem de borsa endekslerinin genelinde bütün bunları size bugün anlatacağım. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Önce Nvidia'da ne oldu hatırlayalım. Çarşamba günü olağanüstü bir bilanço getirdi. Bilanço detaylarına biraz sonra bakacağız. Gelecekle ilgili olağanüstü öngörüler sundu. Bilançonun detayında kalem kalem hangi alanlarda büyüdüğüne baktığımızda bizi çok şaşırtan olumlu şeyler söyledi. Ve bunun sonucunda hisse senedi coştu. Tek günde 247 milyar dolar şirketin değeri arttı. Bu neredeyse bizim Türk borsasının toplamına denk geliyor. Daha da enteresanı Nvidia'nın en yakın rakibi olarak gösterilen AMD'nin toplam değeri 246 milyar dolar. Yani Nvidia tek günde en yakın rakibi kadar değer ekledi ve şu anda 1.9 trilyon doların üzerine ulaşmış durumda. Microsoft ve Apple'dan sonra dünyanın en değerli firması. Pek çok insan Nvidia'nın dünyanın en değerli firmasına bu yıl içinde dönüşeceğine inanıyor. Ben de açıkçası buna yüksek olasılık diyorum. Tabii bu tip ani yükselişler hep balon bu balon ezberlerini ortaya döküyor. Ve evet, tekrar söylediğim gibi hisse senedi fiyatlarına her şey olabilir ama gerçekten balon mu, ona bir bakalım şimdi. Mesela balon diyen ezberciden en çok sevdiği grafiklerden bir tanesi bu. 1900'lerde Cisco'nun yükselişini örnek olarak gösteriyorlar. Şu lacivert olan Cisco'nun yükselişi. Diyorlar ki Nvidia da onun gibi yükseliyor. Bu durumda Nvidia'nın kaderi de aynı olur. Şimdi bir kere burada grafikleri değil de şirket temellerine bakmamızda bir fayda var. Cisco ne satıyordu? İnternet çok hızlı şekilde yayılırken routerlar, hub'lar, switch'ler satıyordu. Ve bunları bir kere aldığınız zaman bir daha da değiştirmiyorsunuz aslında. Böyle bir özellikleri de var. Yani çok yenilenen bir ürün değil. Düşünün, evde bir internet switch'iniz varsa uzun zamandır o değişmiyor. O yüzden aslında pazar sonluydu. Bu sonlu pazarda sınıra gelindiğinde ve mesela Türkiye'deki Airtiles gibi örnekler benzer ürünler üretmeye başladığında kar marjının gerileceği, satış büyümesinin yavaşlayacağı görüldü ve hisse senedi sert şekilde aşağı doğru indi. Nvidia'ya baktığımızda evet, Nvidia da bir donanım üreticisi. Mikroçipler, GPU'lar üretiyor, graphic processing unitler ve bunlar şu anda inanılmaz talep görmesine rağmen bir gün bunlar olan talep bitebilir mi? Belki bitebilir. Ama pek sanmıyorum çünkü yapay zeka devriminin dünyaya katacağı verimlilik etkisi çok daha fazla. Çok daha fazla şirketin yapay zeka mikroçiplerine daha uzun süre yatırım yapacağını düşünüyorum. Nvidia'nın Cisco'dan çok daha inovatif bir şirket olduğunu ve bundan dolayı önümüzdeki dönemde yeni ürün ve hizmetlerle piyasayı donatacağını düşünüyorum. Bununla ilgili ipuçlarını biraz sonra vereceğim. Ve her şeyden önemlisi zaten bu grafiğinde yanlış olduğunu düşünüyorum. Bakın bu grafik 1996'dan itibaren olan bitenleri gösteriyor. Şimdi gelin 1996'ya değil de 1990'a dönelim Cisco'da. Cisco 1990'ların başında 100 dolarlar civarında işlem görüyor. 1990'ların sonlarına doğru gelirken internet devrimi yaşanınca Cisco'nun fiyatı 11 bin dolarları buluyor. Ve herkes ne diyor? Cisco'nun işi bitik. Çünkü orada sert bir düzeltme de yapıyor. Ve bu düzeltmeye bakınca artık Cisco'da yolun sonuna geldiğine çok inanan oluyor. Oysa Cisco oradan sonra da yükselmeye devam ediyor. Ve 103 bin dolara ulaşıyor. Yani grafiği 1997-98'den değil de şuralardan değil de biraz erkene doğru çektiğimizde muhtemelen burada da birileri ne diyecekti? Burada büyük bir balon var diyecekti. Fakat bu balonun üzerine bir 9-10 kat daha eklemeyi becermiş Cisco. Peki Cisco Nvidia kıyaslamasında Nvidia nerede? Nvidia ile Cisco'nun başlangıç noktalarını 100 dolarak aldığınızda Nvidia şu anda 14.612 dolarda. Hani o Cisco ile ilgili bu balon burada biter daha da gitmez denen yer var ya, tam orada. Oradan sonra Cisco'yu hatırlayın, 11.500 dolardan 103.000 dolara kadar artmıştı. Yani hem içinde bulundukları teknoloji hem de toplam erişilebilir pazarın çok farklı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Nvidia'yı çok daha avantajlı görüyorum. Kaldı ki eğer bu bir balonsa bile daha balonun alacağı epey yol olabilir. Hatta belki de balonun daha ilk adımlarını ez gibi gözüküyor. Balonlarla ilgili başka bir örnek de Japon borsasından. Japon borsası 1950 yılından 1973 yılına kadar dehşetengiz hızlı yükseliyor. Şuradaki grafiği görüyorsunuz. 1972'ye gelindiğinde Japon hisse senetlerinin ortalama fiyat kazanç oranı 40'ları buluyor. Şu anda yanılmıyorsam Nasdaq'ta 16-17'lerdeyiz. Ve bunun korkunç bir rakam olduğu Japon borsasının artık çökeceği söyleniyor. Hakikaten Japon borsası oradan sert bir düzeltme yapıyor ve analistler kendilerinin haklı olduğuna %100 inanıyorlar. Peki
sonra ne oluyor? Sonra düzeltme bitiyor, balon tekrar şişmeye başlıyor ve 1990'lara geldiğimizde Japon borsasının ortalama fiyat kazancı 100x'i buluyor. Neredeyse 2,5 katlık bir büyüme daha. Yani balonların nerede başlayıp nerede bittiğini kestirmek imkansız. En bitti dediğimiz yerden tekrar yukarı doğru zıplayabiliyorlar. O yüzden bu balondur, şu balondur, ben bu grafiğe baktım, bu söylemleri tamamen boş buluyorum. Esas bakmamız gereken şey, şirket bu değeri hak ediyor mu, etmiyor mu? Hak ediyorsa neye göre hak ediyor? Hak etmiyorsa neye göre hak etmiyor? Cisco ile Nvidia arasında bir enteresan karşılaştırma daha. Bunu Twitter'da bulup fotoğrafını aldım fakat Twitter'ın hesabını hatırlayamıyorum. Kusura bakmasın o arkadaş. Yani ondan bir şey çalmaya çalışmıyorum. Piranha Profits diye bir hesapmış. Bulamadım kendisini. Siz bakarsınız. Diyor ki bir hesap. İnternet devriminin başlamasından Cisco'nun zirveye ulaşmasına kadar olan dönemde şirketin değeri %370 arttı. Yalnız unutmayın daha öncesi de var şirketin. Ve burada fiyat kazanç 200'e ulaştı. Nvidia'da yapay zeka devriminin başlangıcından yani 2023'te ChatGPT'nin piyasaya çıkmasıyla hızlandı ya her şey. Oradan itibaren baktığımızda hisse senedinin artışı %124 civarında. Fiyat kazanç oranı da şu anda 65.8'de. İleriye doğru fiyat kazanç hatta bunun da bir hali altında. Öyle baktığımızda bu da Nvidia Cisco karşılaştırması pek mantıklı olmadığını, grafikler üzerinde bile daha Nvidia'nın epey yolu olduğunu gösteriyor. Ama hep söylüyorum, mühim olan grafikler değil, şirketin ne iş yaptığı ve rakamlarının nasıl değiştiği. Burada yine Seeking Alpha'ya gidiyoruz. Seeking Alpha henüz kullanmıyorsanız linki aşağıda, bir hafta ücretsiz kullanma şansınız var. Sayılar akıl almaz. Ciro'daki artma bir yıl önce aynı çeyreğe göre %265. Brüt kârda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre kar artışı %338. Esas faaliyet kârında artış bir yıl önceye göre %984, yani 10 katına çıkmış kabaca. Net kârlıkta bir yıl önceye göre artış %768. Bir kere sırf buradan temel rakamlara baktığımızda karşılaştığımız şeyin dehşetiniz olduğunu görüyoruz. Daha evvel ben böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Biraz da mutlak rakamlardan bakalım, daha iyi anlayacaksınız demek istediğimi. Bir çeyrek önce 18 milyar dolar ciro varken şimdi 22 milyar dolar ciro var. Geçen sene aynı çeyrekteki ciro 6 milyarken bu sene 22 milyar dolar. Brüt kar 16 milyar 791 milyon. Bir önceki çeyrekte 13.400. Bir sene önce aynı çeyrekte 4.648. Net kara hızlıca gidelim, 12.285. Bir önceki çeyrekte 9.245. Bir önceki yıl aynı çeyrekte 2.43. Yani şimdi bu şirketin değerinin hızlı artması nasıl şaşırabiliriz ki? Yani mesela sadece net kar açısından baktığımızda bir yıl önceye göre %768'lik artış varsa, pek yeni hisse senedi ihraç etmediği için, hatta hisse senetlerini geri aldığı için bu çeyrekte 9 milyar dolar civarında da hisse senedi geri alımı yaptı Nvidia. Yani daha az hisse senedi olduğuna göre hisse başı kar da daha hızlı artmış durumda. Bu durumda ne olması gerekiyor? Şirketin değerinin zaten 8'e 9'a katlaması son derece normale benziyor işin doğrusu. Ki o kadar artış da olmadı. Biraz sonra detaylara geleceğiz. Peki şirket ne raporladı? Hisse başı karı 5.16 dolar olarak raporladım. Zaten çok yüksek olan Wall Street beklentisini 52 cent aştılar. GAAP standartına göre 4.93 dolardı. Yine çok yüksek olan Wall Street beklentisini 71 centle aştılar. Hatırlayanlar vardır, şirketin 22 milyar dolar civarında raporlama yapması gerekiyor ki hisse senedi değerini korusun demiştim. Wall Street'in beklentisi aslında 20,5 milyardı. Onu da 1,5 milyar dolar civarında aştı. Buradan baktığımızda şirket pahalı mı? Enteresan bir konu aslında. Değerlemeye evet F veriyor Seeking Alpha. Fakat detaylara baktığımızda en benim ilgimi çeken konu şurası. PEG gap. Yani şirketin hisse senedi fiyatı bölü kazanç bölü büyüme. Büyümeye baktığımızda burada .11 gözüküyor son 12 ay ortalamasına göre. Bu sektör ortalamasının %90 altında. İleriye doğru baktığımızda da .92 gözüküyor. Sektör ortalaması 2.06. Bunun da epey altında. Yani bu iki rasyoda A ve A-. Ama diğer rasyolarda durum çok parlak değil. Özellikle mesela fiyat bölü satışta sektör ortalamasının epey üzerinde gibi gözüküyor. Yine fiyat bölü defter değerinde sektör ortalamasının epey üzerinde gibi gözüküyor. Şimdi bu anlattıklarıma biraz da net grafiklerle bir bakalım. Bunun için mainstreetdata.com isimli platforma gidiyoruz. İşte cirodaki muazzam büyüme, net kardaki muazzam büyüme, farklı segmentlerdeki büyümeler, bunun üzerine azıcık daha duracağız. Orada çok ciddi şeyler var. Nakit akışındaki büyüme, bu son çeyrekte nakit akış büyümesi biraz yavaşlamış durumda. Brüt kardaki olağanüstü büyüme, esas faaliyet kârlarındaki olağanüstü büyüme, her yer olağanüstü. Ama biz değerleme tarafına bir bakalım istiyorsanız. Esas mesele orası. Değerleme tarafına baktığımızda şirketin hisse senedi fiyatının hızla yükseldiğini görüyoruz. Ama aslında fiyat kazanç oranı aşağıya doğru gidiyor. Bir ara ta 149'lara kadar gelmiş. Şu anda 53'teyiz. Yani buraya geri gidecek olsak 3 kat daha artış şansımız var. Diyeceksiniz ki hocam bu bir kısa vade, biraz daha uzun vadeli bakalım.
Peki 10 yıllık ortalamaya baktığımızda 10 yıllık ortalamalarının yakınlarında bir yerdeyiz. Hatta uzun bir süre ta 2018'lerden başlayarak genelde bugünün üzerinde fiyat kazançlara sahip olmuşuz. Bu şirketin yukarı gideceğini garantiler mi? Hayır, garantilemez. Ama Nvidia'nın göreceli olarak kendi geçmişine göre pek de pahalı olmadığını, fazla bir balon olmadığını gösterir. Şirketin performansı, karı, satışları arttığı için hisse senedi coşmuş durumda. Tabii burada bir de gelecekle ilgili beklentiler de çok önemli. Hem CEO dedi ki gelecekte çok büyüyeceğiz, hem de son günlerde teknolojide yaşanan dönüşümlerde yapay zeka çiplerine daha çok ihtiyaç olduğunu bize net olarak gösteriyor. Yine fiyat bölü satış, işte fiyat bölü satışta biraz pahalı demiştik şirket. O da yine ortalamaların çok üzerinde değil. Şu anda buradayız. Fiyat bölü nakit akışı diye baktığımızda orada aslında ortalamanın altına inmiş durumdayız. En azından son 2-3 yıldan bakacak olursak. Vadeyi biraz uzattığımızda da yine ortalamalarda bir yerdeyiz. Yani evet, Nvidia hiçbir zaman ucuz bir şirket olmadı. Amerikan teknoloji şirketlerinin fiyat kazanç oranları zaten hep yüksekler. Ama bir kabus da yok gibi gözüküyor burada. Çünkü burası bize diyor ki daha şirketin geçmişiyle kıyasladığımızda bile fazla pahalı olmadığını görüyoruz. Üstelik de şirketin performansı, hani Magnificent Seven diye yere göğe koyamadığımız kategorideki rakiplerinin de çok çok üstünde gibi gözüküyor. Şu yeşil çizgi mesela hisse başı kar büyüyüşünü ifade ediyor. %130'u bulmuş. 1 Ocak 2022'den 21 Şubat'a kadar olan dönemde yaklaşan kimse yok. En yakını Amazon %52, Tesla %8, Meta %42, ki Meta'yı da öve öve bitiremedik biliyorsunuz. Google %20, Microsoft %28, Apple %15, S&P 500 ortalaması ise %12. Yani piyasanın çok üstünde hızla büyüyen bir hisse başı karlılığı var. Buna karşın şirketin multiple growth'u, yani fiyat bölü kazanç büyümesi ortalamanın epey altında. Ne demiştik çünkü, hatırlayın, fiyat kazanç aslında geriye doğru gidiyor. Eksi %102 gibi gözüküyor. Ondan çok daha iyi performans gösterenler var. Bizim Tesla'mızda pek iyi durumda değil. Amazon da ucuzlamış burada. Bu şirket ise bayağı bir ucuzlamış. Sadece sayılar değildir bir şirketin bilanço dönemine bakmamız gerekenler. CEO'ların açıklamaları, ürün grupları bazındaki detaylar. Burada beni çok büyüleyen şeyler var. Peer Invest çok güzel özetlemiş bunu. Diyor ki 2024 birinci çeyrek için ciro beklentisini 24 milyara yükseltti. Bu Wall Street beklentisinin %7 üzerinde, bir önceki çeyreğe göre de %9'luk artış. Yani büyük rakamın üzerine büyük rakam ve biliyoruz ki Nvidia genellikle bu hedeflerini aşıyor. Yani o yüzden ben 25-26 milyar dolar gelebilir diye düşünüyorum ilk çeyrekte. Demek ki şirket hala büyümeye devam ediyor. Veri merkezi en büyük işi bir önceki çeyreğe göre %27 artmış. Wall Street beklentisi %15 civarındaydı. Şu anda data center, nedir data center? İşte Meta gibi, Google gibi, Apple gibi büyük şirketlerin veri merkezlerine sattığı büyük GPU'lar. Bu toplam cirosunun %82'sine geliyor şu anda şirketin. Fakat çok enteresan bir şey, inferencing dediğimiz kategorideki ciro artışı %40 civarında. Nedir inferencing'in farkı? Normalde Nvidia mikroçipleri yapay zekanın öğrenme fonksiyonunda daha başarılılar. Inference dediğimiz, yani o öğrendiğinden, mesela Tesla otomobilinin o anda doğru kararı verip yolda doğru hamleyi yapması, buna inferencing modül deniyor. Bunu sağlayan tarafta Nvidia çok iddialı değil diye düşünüyorduk. Orada mesela AMD gibi, Qualcomm gibi şirketlerin daha iyi ürünler getireceğini düşünüyorduk. Baktığımız zaman burada da %40'lık ciro artışı var. Bunu piyasa çok sevdi. Öte yandan Nvidia mikroçiplerini kullanan aplikasyonların sayesinde de bir önceki yıla göre %100'lük büyüme var. Bazı yeni ürünlerden bahsettiler burada. Hyperscalers'ın esas büyümeyi sağladığı söyleniyor. Hyperscalers işte Amazonlar vesaire. Fakat burada bir detay daha var. Nvidia'nın genel H100 çipleri dışında dikeyde belli sektörlerde uzmanlaşmış çip ve hizmet çözümleri de var. Ve orada otomobilde, sağlıkta ve finansal sektörde her birinde 1 milyar doların üzerine ilk defa geçmiş durumda. Mesela otomobilde otonom sürüşe uygun sistemleri tasarlıyor. Sadece çipini değil, anahtar teslim sistemi büyük bir otomobil firmasına satıyor örneğin. Burada Tesla'nın rakibi diyebiliriz. Burada da her birine birer milyar dolarlık ciroya ulaşılmış durumda. Çin tarafında çok karamsar değillerdi. İşte bugün neredeyse aşağı yukarı orada duracağız dediler. Bu da yine piyasanın sevdiği haberlerden oldu. Yani şirket diyor ki ya biz aslında yeni alanlara doğru da yayılabiliyoruz. Inferencing'de büyüyoruz. Otomobil otonom sürüşünde büyüyoruz. Yeni alanlar yaratabiliyoruz. Bunun dışında Metaverse'ler varlar. Ve CEO dedi ki yapay zekada tipping point'e geldik. Yani kaynama noktası deniyor buna. Esas
esas büyüme bundan sonra olacak dedi. Ve ben kendisine tamamen katılıyorum. Bir önceki videomu izlemişseniz orada özellikle OpenAI'nin sonrasının neleri değiştireceği üzerinde bolca durmuştuk. Ve OpenAI'nin sonrasının bize yapay genel zekaya, yani bir insan zihninin yapabildiği her şeyi ondan daha iyi yapabilen bir yapay zekaya çok yakın olduğumuzu, belki 1-2 yıl içerisinde oraya ulaşabileceğimizi gösterdiğini anlatmıştım. Ve buradaki tek engelin daha kuvvetli GPU'lar olduğunu, bundan dolayı da Sam Altman'ın 7 trilyon dolarlık bir yatırım arayışında olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bununla ilgili size bir enteresan kanıt daha sunmak istiyorum. Sora'nın özelliğine Sora, insanın hayal ettiği şeyi bir simülasyona dökebiliyor. Yani bazıları eğlenceli simülasyonlar, kedilerin, köpeklerin karda oynaması gibi. Ama isterseniz bir fabrikanın işleyişini, bir otomobilin tasarımını veya bir robotun işleyişini de bir simülasyon ortamına aktarabilirsiniz. Şu anda yan tarafta oynayan videoda robot üreticisi Ares El'in Nvidia'nın simülasyon araçlarını kullanarak robot simülasyonları yaptığını görüyoruz. Ve bu simülasyon ortamında öğrendiklerini, yani sanal ortamda öğrendiklerini fiziksel ortamdaki robotlara aktarıyorlar. Böylece fiziksel robotlar sanal ortamda binlerce, yüz binlerce simülasyonla öğrendiklerini fiziksel ortamda kolayca başarabiliyorlar. İşte Sora'nın simülasyon paketi o yüzden çok önemli. Çünkü Sora diyor ki simülasyon kalitesini şu anda ekranda gördüğünüzün çok üstüne çıkartabiliriz. Gerçek dünya modelleri yaratabiliriz. Gerçek dünya modellerini yarattıkça bu simülasyonlardan elde edilen veriyle de ne yapabiliriz? Gerçek dünyada ürünler, hizmetler, çözümler tasarlayabiliriz. Ürün tasarımından uzay gemilerinin geliştirmesine kadar pek çok alanda çok önemli etkiler olacak. Biliyoruz ki bunun başarılması için daha kuvvetli mikroçiplere ihtiyaç var. En azından şimdilik de Nvidia GPU'ları bu konuda çok öndeler. Kendime öz eleştiri. Maalesef Nvidia'yı Tesla kadar teknoloji tarafında son bir aya kadar incelememiştim. O yüzden Nvidia'nın bu olağanüstü yükselişinden yeterince yararlanamadığımı düşünüyorum. Bu nedenle zaten daha fazla teknolojiye dönmeye çalışıyorum. Bu çerçevede yarın da YouTube katıl ve haddini aşkın bir üye için SMCI'ın detaylı incelemesini yapacağız. SMCI'ın hisse senedi değerleme hızı çok daha yüksek Nvidia'ya göre. Orada çok daha ilginç şeyler var. Eğer henüz YouTube'a katılmamışsanız şimdi hemen katılın. O incelemeyi de görme şansınız olsun.